Hoş geldiniz. Sevgili Sabiha Kayabekiroğlu, hepinizin bildiği gibi yakın zamanda Los Angeles County Museum of Art fikir yarışmasında ekibiyle birlikte hepimizi gururlandıran uluslararası bir başarıya imza atmışlardır. Ve çok yoğun olduğunu da ben onun ayrıca biliyorum. Ve bu yoğunluk çerçevesinde davetimizi kırmayıp bu etkinliğe katkı koymayı kabul ettiği için de ona çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii ki siz değerli üyelerimiz, sizler de olmadan bu söyleşinin zenginliği ortaya çıkmaz, gerçekleşmez. Sizlere de ayrıca katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve bu etkinliğin aslında gerçekleşmesinde, organizasyonunda, perde arkasında bulunan tüm arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyelerime de çok çok teşekkür ediyorum. Hepimizin keyifli bir akşam geçireceğinden eminim. Ve sözü uzatmadan ben sevgili Simzer'e devrediyorum. Herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler hocam. Saffet sana gelmeden daha biraz bekletelim seni, birazcık daha sunuma geçmeden. Şimdi kimdir Saffet Kayabekiroğlu? Ben biraz bilgi vermek istiyorum, tanıtmak istiyorum. Lefkoşa doğumludur kendisi. İlk ve orta öğrenimini Lefkoşa'da Türk Mimar Koleji'nde tamamladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Amerika'da Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Cambridge, Massachusetts ve Lake'teki MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı gibi yüksek profili, büyük ölçekli projelerin tasarıma geliştirilmesinde yer aldı. Franco-Gehry & Associates 5 yıl bu firmada, Franco-Gehry'de çalıştı. Ardından Londra'da 2004 yılında Zaha Hadid Mimarlık Bürosu'nda çeşitli ölçeklerde, uluslararası projelerde çalışmaya başladı. Buna ilaveten birçok projede zaten yer aldı. Tasarım ekibinde projelere imzaları var. Ama en çok bilinen projelerden birkaç tanesini sayacak olursak, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları için Su Sporları Merkezi, İstanbul Kartal Pendik Master Planı, Kıbrıs'taki Elefderiye Meydanı ve Bakü'deki Haydar Ali ve Merkezi gibi birincilikle kazanılan yarışmalar projelerinde imzası bulunmaktadır kendisinin. Aynı zamanda AquaTable gibi birçok ürün ve mobilya tasarımında tasarımcısıdır. Mobilya üzerine de tasarımları söz konusu, gayet başarılı. Bildiğim kadarıyla sahne tasarımınız da var. Sezen Aksu'nun sahne tasarımı da bayağı ilgi çekici. 2017 yılından sonra Londra, İstanbul ve Kıbrıs'ta kendi üst stüdyosunu kurmuştur. Teknoloji Merkezi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ndeki yeni öğrenci hizmetleri binası da dahil olmak üzere 4 örnek akademik projeye de imzasını atmıştır. Kısaca kendisinin tanımıyla tasarım metodoloji açısından tekil bir tekniği tercih etmek yerine çeşitli yenilikçi tasarım süreçleri ve medya ile kasıtlı olarak ilgilenerek sezginin ve deneyimin önemini projelerde vurgulamaya çalışmaktadır. Daha birçok söylenecek değerli şey var Saffet, sevgili Saffet hakkında, ama şimdilik kısa kesiyorum ben, bu kadar. Daha fazla lafı uzatmadan sunuma geçebiliriz. Söz sende. Merhaba, ilk olarak çok teşekkür ederim beni, projelerimi ilgi duyduğunuz için ve buraya prezentasyon yapmama like gördüğünüz için. Ben size aslında şimdiye kadar hiç göstermediğim, yani lecture'da göstermediğim projeleri göstereceğim. Daha önce Mimarlar Odası'nda bundan Tuna bir hatırlar. İlk defa Bedesten daha yeni restore edilmişti. Daha kapıları kapanmamıştı. Camlar açıktı orada. Aralıkta çok soğuk bir lecture vermiştim. Merkezde daha bitmemişti ve onun inşaat halindeyken ki ve Zaha Hadid yaptığım projeleri gösteriyordum. Göstermiştim. Şu anda bugün kendi
adım altında Saffet Kaya Mimarlık adı altında yaptığım projeleri göstereceğim. Bunlardan bazıları Kıbrıs'ta olup ve en sona da Los Angeles'ta jürinin ve halk oylamasıyla seçilen Los Angeles County Museum projesini göstereceğim. İlginiz için teşekkürler. Evet. İlk olarak Science and Technology Center, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ndeki bu projeden bahsetmek istiyorum. Bu aslında çok kompleks bir projedir ve bir akıllı binadır. Güney cephesinde gördüğünüz gibi biraz açısıyla fotovoltaik panel dediğimiz sonal panelle enerji üreten projeyle sustainability'nin bugünlerde özellikle çok önem kazandığı projeyle başlamak istiyorum. Galiba bu hafta içinde Serkan Abbasoğlu UKÜ mekanik mühendislikten bu konuyla lecture vermişti. Buna bahsetmek istiyorum. Buradaki proje aslında bu kampüsün girişinde olan, yani ana yoldan baktığınızda yaklaşık 15 bin metrekare büyüklükte olan bir projedir. Yalnız yüksek bir şey yapmamak adına ve bu yataylık içerisinde monotonu kırmak adına daha hareketli bir şeyler yapmak istedik. Gördüğünüz gibi bina köşelerde ve ortada eteklerini kaldırıyor ve sanki de kavşağın ortasına oturan bir bina gibi geliştirilmiştir. Şu, o üstte gördüğünüz siyah thermal chimney dediğimiz bacaları da biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Pasif iklimlendirme üzerinden geliştirilmiştir. Evet, projede bilmiyorum fark edeceksiniz ki yani genelde belki benim tutarlı bir şekilde ilgi duyduğum projelerin genelde farklı cephelerinde farklı değerlendirip uygulamalar, tasarımlar yapıyorum. Çünkü bir kuzeye bakan bir cepheyle güneye bakan bir cephenin nasıl aynı derecede güneş ışısı almıyorsa neden cephelerin hep aynı yapılmasına kritik olarak burada göreceksiniz ki burada güney cephesi gördüğünüz gibi eğimli olup solar panellerle daha ideal bir şekilde güneş ışığını alıp enerjiye döndürmeye çalışıyorsa bu sağ tarafta gördüğünüz doğu cephesindeki Panjur gibi Louvre dediğimiz cephelerin daha çok kuzeye doğru yönlendirilip direkt ışıktan korunarak diffused ışığı almalarını sağlıyoruz. Evet, bu tam kuzey doğudan baktığınızda gördüğünüz cephe. Bunlar bu arada bunlar rendering değil, bunlar gerçek fotoğraflardı. Köşelerde nasıl binalar eteklerini kaldırıyor ve orada insanlar davetkar bir şekilde içeriye davet ediyor. Bunun yanı sıra bence toprağa, zemine olan ilişki çok önemli. Ve bu kadar büyük bir projenin nasıl hafif bir şekilde otoriter olmadan yaşaması, var olması ilgi alanlarımdan biriydi. Bu kuzey cephesi. Gördüğünüz gibi kuzey cephesi dikey olup hep cam oluyor. Kuzey direkt kuzey yanından. Şimdi bu animasyonda arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Biz bir takımız animation'ı ilk defa burada gösteriyoruz. İsmail Cenk kendileri çok çalıştı ekipten. Binanın formasyonunu nasıl bir araya geldiğini anlatan bir diagrammatic sketch. Çalışıyor mu animation? Dur bakalım.
Gördüğünüz gibi kütleleri doğal ışığı getirmek için iç avlular yarattık, atrium yarattık ve çok yüksek olmaması için, welcoming olması için zemin katı aşağıya çöp bahçeleri, lower ground bahçeleri gibi yapıp, iki katlı bir bina görünse de aslında üç katlı olup, gerek köprülerle, gerek koridorlarla, cephe koridorlarla bağladık. Burada cepheleri de görüyorsunuz. Nasıl her farklı cephenin farklı treat olduğunu ve tasarlandığını. Ve üstten de görebiliyorsunuz bu thermal çimnilerin ve iç avluların, biraz sonra kesitte göreceğiz, nasıl pasif hava alma yarattığını. Bir saniye. Bunu geçelim. Bence ilginç olan bu proje Science and Technology Center adı altında bir sürü farklı mühendislik departmanlarını topluyor. Yani bir 10-12 tane tam hatırlayamayacağım ama farklı departmanları topluyor. Bu sebepten dolayı makina estetiği, teknolojiyi nin estetiğiyle bir finish vermek istedi. Burada baktığımızda görüyorsunuz ki bu biraz önce gördüğünüz güney cephedeki solar panellerin, fotovoltaik panellerin arkasıdır. Tabii ki belirli bu güneş ışığını alırken ve enerjiye çevirirken belirli bir ısı olduğundan arkasını açık bıraktık ve devamlı havalandırıyoruz. Aynı anda da göreceksiniz ki bu farklı paralel olan bloklar arasında bir dış koridor gibidir. Bu gördüğünüz kablolar, camdan çıkan kablolar da orada sisteme bağlanıp enerji üretiyor. Bu güneye baktığından ve eski Lefkoşa merkezine baktığında, bu hem öğrenciler hem fakülte için bir araya gelip hem kampüsün yani güneye bakacağız diye sarı bir cephe yapmamıza gerek yok. Hem kampüse bakıyoruz, hem Eskişehir'e bakıyoruz, hem Anayol'a bakıyoruz. Aynı anda da enerji üretiyoruz. Yani akıllı olmaya çalışıyoruz. İç, biraz önce bahsettiğim gibi iç mekanlardan fotoğraf göstermek istiyorum. Burada metal deck'ten yaptığımız döşemeler, I-beam'ler, bütün bu mekanik tepsiler, havalandırma ve kompütör kaploları ve galvanized steel ve metal tel kaplodan yaptığımız korkuluklar. Bunlar hep ne kadar raw malzemeleri kullanıp ve esas bu makina estetiğini mühendislerin devamlı çalıştıkları ve yarattıkları bir dünyada yansıtmak istedik. Gördüğünüz gibi bunlar sınıfların etrafında koridorlar. Yukarıda görüyorsunuz metal deck ve tepsileri ve bütün sistemin, altyapının nasıl çalıştığını çıplak olarak gösteriyoruz. Evet, bu biraz önce bahsettiğim vardır. Aslında zemin kat şu anda durduğumuz yer. Siz giriyorsunuz, iki katlı denize bir de bakıyorsunuz, aslında birinci kattasınız. Çünkü altta başka bir kat vardır. Ve nasıl program burada dağıtılmıştır? En alt katta laboratuvarlar olup, bunlar daha içine kapalı ve aralarında deney yapan, özellikli belirli subjectlere, belirli bir konulara adanmış laboratuvarlardır. Zemin katta ise, yani bu giriş katında ise genelde sınıflar var ve devamlı sınıflar bir sürü farklı departmanda olan öğrenciler tarafından kullanılır. En üst katta administration, yönetim dediğimiz öğretmenler ve burada çalışanların odaları var. Eğer dikkat ederseniz iç avluya bakan cephelerde göreceksiniz ki aşağısı güneş daha uzak olduğu için camlar daha büyük olup ve yukarıya ve güneşe yaklaştıkça camların daha küçük olduğu dikkatinizi çeker umarım.
Burada planda göstermek istiyorum. Giriş katında iç halıları görüyorsunuz. Ve bunlar sınıflar. Ve gördüğünüz gibi iç halıların üstünden geçen zemin katta bir köprü. Birinci katta da kullanılıyor ve altında iç halıdan da direkt yürüyebiliyorsunuz. Yani Lower Grand'da. Gördüğünüz gibi üst katta odalar daha küçük ve yönetim amaçlı odalar olup alt sol taraftaki planda ise daha büyük sınıflar vardı. Ve bu planda dikkatinizi çekmek için sınıfların sağında yani koridorun yanında kalın gördüğünüz çimniler yani termal bacalara biraz sonra kesiteye görünce anlayacak nasıl bu bina kendini havalandırdığını. Evet, binanın tabii ki ne kadar enerji yaptığını minimumda tutmak için mekanları 3 bölüme ayırdık. Kaldığımız mekanlar, mesela bunlar sınıflar veya yöneticilerin odalarıdır ki orada çalışıyorlar. Bu mekanların air conditioned olması lazım. Yani hem ısıtılıp hem soğutulması lazım. Ve bu sebepten onların çevrelerinin ve malzemelerinin ve geçirgenliği farklı bir standarttır. Pembeyle gördüğünüz daha çok transitional dediğimiz sınıfların ve odaların açıldığı sirkülasyon koridorları. Burası ikinci sınıf olup yine de kapalı olup ama ille de air condition olmaması gerektiğiydi. Çünkü insanlar sadece sağ bir odadan bir odaya gidiyor ve orasının ısıtılması ve soğutulmasının belirli bir enerji kaybı olacağına inandığımızdan orasını condition yapmadık. Yeşil olarak gördüğünüz ise açık, yani dam altında ama açık olan kısımdır ki bunlar daha çok dışarıdaki kampüs kentsel dokunun bir parçası olarak düşünülmüştür. Evet. Burada projemizin panel, solar panellerin nasıl yerleştirildiğini iç halıları görebiliyorsunuz. Bu ise cross section 3 katlı binamızın nasıl en alt katının yere yani zemine toprak altına gömülü olup iç halılarla doğal ışığı aldığı buradaki kesitteki bacadan nasıl havalandırma olduğunu görüyoruz. Burada görüyorsunuz ki bütün mekanlar iç avluya veya dışarıya açılıyor ve iç tarafta koridorda olan diagonal karşılıklı konu olarak bir cereyan yaratıyor. Daima yükseldiğini düşünerek alttan iç bahçenin havayı alıyor ve yukarıya doğru kendiliğinden bu sebeple dolayısıyla çimniler sınıflar mekan içerisinde bir cereyan yaratacak serinletme. Tabii ki genelde Kıbrıs'ta 9 ay bu pasif havalandırmayla çalışabiliyoruz ve burada bildiğiniz gibi bir elektrik falan kullanmıyoruz. Eğer çok soğuk zamanlarda, kışta bir sistem de yapılmıştır ki diyelim ki Aralık ve Ocak ayında çok soğuk olur, sıcak olursa Ağustos'da o mekanik sistemde tercih edildiğiyle ama burada olay nedir? İç avlularındaki toplanmış serin havayı mekanların karşısında
Büyüklüklerine göre, mekanların büyüklüklerine göre bacağı aşıklıklar yapılıp ve bu yükseklikler hesaplanıp cereyan yaratarak temiz hale mekanlara desteği. Evet. Bundan başka bir projeye devam etmek istiyorum. Foundation School, UKÜ, Cyprus International Üniversitesi'nde Olaf Kitzer adında bir bu hazırlık sınıfında. Bu tabii ilk yaptığım projelerin biriydi. Tasarımını ilk yaptığım projelerin biriydi. Güney'e baktığından illi içerisinde bu dikeyleri, yatayları konsol olarak koyup gölgelendirme yapmak istedik. Tabii ki burada önemli olan binaya yeni elektriği kullanmadan doğal ışığı ne kadar getirebilmemiz ve baklavalarla ışığı getirip koridoru ince, uzun, monoton bir sirkülasyon şeklinden devamlı genişleyen ve daralan ve genişleyen ve daralan bir şekle geldik. Bu zemin kattan bakıyoruz. Bu gördüğünüz bir üst kattan hem aşağıya hem yukarıya doğru bakıyor. Gördüğünüz gibi koridorlar, mekan ve koridor arasında devamlı transform oluyor. Evet, burada planda görebileceğiniz gibi belirli bir kuzey-güney yönünde modüle giden bir sistemin içerisinde tabii ki olmuştur. Bazen daha büyük modülleri bir araya getirerekten daha büyük odalar çıkıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi bir auditorium var. Bir üst katta burada bir laboratuvar var. Bazen yani tekrar ve tekrarı kıran ve variation veren, özel durumlara izin veren mekanlar yaratıyoruz. Ama belirli bir sistem içerisinde. Gördüğünüz gibi burada genelde hiç elektrik kullanılmıyor diye duyduğum kullanıcılardan, belki kışta en geç çıkış saatlerinde. Yani enerji konusu çok önemli. Tabii bunu bir estetik şekilde vermek ve aynı anda da doğal ne kadar korunaraktan mekanlara dahil etmekle çok ilgileniyorum. Evet, bunun arkasında yine UKÜ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ndeki bir student services binası. Aslında ben yani burada söylemem gerekir ki ben tasarım arkadaşlar çalıştım. Ekipte Levent inşaattan arkadaşlarımı da burada anmak isterim. Yaşar Bey, Mert Bey, Ceren Hanım ve Almila. Bunlarla devamlı güreş içerisinde geçiriyorum proje yaparken. Tabii ki en başta Mete Boyacı olaraktan. Burada yine göstermek istediğim, burada bir student services binası yaptık ki insana ilk geldiğinde kampüse orientation olmaları, derslerine almaları, tuition'larını ödemeleri, gerek counseling almaları ve bu sebepten dolayı farkındaysanız yine havada uçan bir disk gibi yaptık ki kampüsün devamı gibi direkt zeminden içeriye akıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zemin hep cam olup üst katta, yani yönetimin olduğu kısmın daha tabii güneye baktığı için daha sağır bir şekilde burada korten kullandık. Çok bu ben şeyi seviyorum, bu raw malzemelerin nasıl diyelim, çıplaklığını, yalınlığını. Burada
Fairface Concrete ve Corten kullandık. Gördüğünüz gibi tabii ki bina yine kuzeye doğru döndükçe kendisi yavaş yavaş açılıyor ve odalar görebiliyorsunuz ışığı alıyor ama biraz camlar içeri doğru recessed oldu ve gördüğünüz gibi öğrenciler direkt sol tarafta ve yaptığımız konsol kemer de bu cam yani transparent cama gölgelik yapıyor. Evet, bu kampüste görüyorsunuz nasıl içerisi görünüyor. Hep cam içeri giriyorsunuz ve gördüğünüz gibi kuzeye doğru daha da açılıyor öpeler. Ve binanın etrafında dönerken devamlı bina kendini tekrar keşfediyor. Evet, planda da planları göstermek istiyorum. Çünkü şeyleri gördüklerinde, şekilleri gördüklerinde ya da çok nasıl acaba çalışır diye planları merak ediyorlar. Bu gördüğünüz sol taraftaki içeri giriyor. Burada bir iki katlı atrium plan var. Şey var, mekan var ve etrafında yani bu göbek gibi dediğimiz veya kubbe tarafında bir sürü gerek administration, accountancy, orada counseling odaları var, bankalar var, toplantı odaları var, tuvalet var ve bunlara merkezi plandan dağıtılıyor. Üst kata da çıktığınızda toplantı odası, orada publication odası var ve müdürler var. Evet, iç mekanları gösterelim. Burada yine görebiliyorsunuz yerdeki rustik taşı, duvardaki fairface concrete yani kalıp izlerini ve hatta çapaklarını da bırakıyoruz. Bu da dışarıdaki cepheyle aynı dilde giden ve dış iç ilişkisini biraz kırmaya çalıştık burada. Burada bunlar plywood kullandık. Görüyorsunuz betona cam çok light transparent yapıp korkulukları döşemeye çiviledik. Evet, burada da gördüğünüz gibi yine Fairface Concrete bütün çıplaklığıyla ve ışıklandırmayı da korkuluğun içine sakladık. Bir gün geldim burada usta çapakları fırçalıyordu. Dedim nedir yaptığın yani bırak lütfen onları. Adam inanamadı. Evet bu da yukarıdan gördüğünüz gibi kuzeye doğru skylightlar var ki doğal ışığı getirmek için. Ve geldiğinizde içeriye girdiğinizde bir büyük makinanın parçalarını görebiliyorsunuz. Ve transparansiye şeffaflığı içerisinde bütün işlevler gerçekleşiyor. Evet, toplantı odası yukarıdaki. Evet. Bu yani bu proje aslında ana yolda olmadığı için insanlar bilmiyor. Bir önceki de kampüsün içinde görebilirsiniz. Bu ise çok hızlı yaptığımız bir yurt projesidir. Soli diyorlar. Burada önemli olan neydi? Bir tane giriş noktası olup, çünkü öğrencileri kontrol etmek için, kaydetmek için kim geldi, kim çıkıyor gibi. Bu sebepten gördüğünüz gibi bir çapraz, bir kelebek gibi bir plan sistemiyle geldik. Aynı anda da bunlar öğrenci ve genç oldukları için biraz playful olmalarını açısından daha maceraperest bir şekilde zemin katta giriyorsunuz ama binanın içinde odalarınıza gittikçe bina tırmanıyor. Yani içeride sürekli Mobius strip gibi bir infinity koridoru gibi bir şey var. Biraz sonra iç fotoğraflardan göreceksiniz. Yalnız burada başka bir şey daha altını çizmek isterim. Gördüğünüz gibi en alt kattaki plandan kampüs de direkt kaldırım devam ediyor ve binanın içinden sanki de hiç
kampüsün kentsel fabrik, kentsel dokusunun engelsizce yani devam ediyor. Yani kampüsteki o yürüme olayı yukarıdaki odanıza kadar gidiyor. Burada tabii görebilirsiniz ki menekşeyle olan merdivenler, sarrıyla olan asansör. Çünkü engelli veya belirli bir ağır yük taşınacaksa tabii ki alternatif olarak merdivenler ve asansör gibi dikey sirkülasyon da düşünülmüştür. Ama binanın içine yürüyüşe gidebilirsiniz. Zaten bisikletinizle veya kaykayınızla da binanın içinde gezebilirsiniz. Evet, binanın planına baktığımızda tipik odalar lila renginde olup kendileri en süit gibi düşünülüp ıslak hacimlerle birlikte olup köşe odalar daha farklı, daha çok kişi olaraktan 3 kişilik olabiliyor. Bunun yanı sıra girdiğinizde işte resepsiyon var, orada yönetim var, yeşil olanlar. Ve burada bir şekilde devam ediyorsunuz. Aslında dışarıdan baktığında hiç tam ne olduğu anlaşılmayan, hatta yani bu nedir gibi bir durum var, ama içinde daima bir sürprizler fonksiyonel olarak bekliyor. Foundation School'da, yani biraz önceki hazırlık binasında da öyleydi. Yani bu bina düz nedir, ama içeri girince içindeki kendisini ortaya çıkıyor. Burada görüyorsunuz binanın odaların basamak çıktığını ve altta bir bir nasıl diyelim korunmuş kentsel mekan yarattığını. Bu çalışma kısmı odaların altında. Gördüğünüz gibi bu aslında düz bir koridor değil, yukarıya doğru tırmanan ve odaların sağlı sollu olduğu bir koridor. Bu da aynen girişteki resepsiyon. Evet. Şu anda UKİ'den sonra bu sene bitmiş ve 1 Ekim'de açılan Necat British College'in kampüsünün tasarımını göstermek istiyorum. Bu proje iki aşamalı, hatta üç aşamalı düşünülmüştür. Şu anda sadece ilk aşama inşaat edilmiştir ve şu anda okula açılmıştır. Gördüğünüz gibi farklı barlardan, bloklardan bir araya geliyor. En sağdaki, yani en diyelim, güneye bakan ilkokul, ortadaki ortaokul, bir üstü lise, onun en üstündeki, arkada olan ise sosyal, dışarıdan da etkinlikler kabul eden auditorium, gerek konserler için gerek toplantılar için. Orada gördüğünüz gibi yarı olimpik yüzme havuzu olacak ve spor sahası. Bunu belki okul saatleri dışında hafta sonları bile veliler veya başkaları da gelip kullanması için daha alternatif bir şekilde düşünüyoruz. Evet. Deniz is requesting a control. Should I accept? Hello? Evet. Aslında bu yaptığımız animation'dı yani bir sene önce, küçük sene önce. Şu anda koronadan dolayı doğru dürüst fotoğraf çekemediği bizden dolayı, en güncel fotoğrafları olmadığından dolayı size bunu gösterecek. Tasarım nasıldı? Siz demin katta giriyorsunuz, sizi bahçe karşılıyor. Bir alt katta spor alanına devam ediyorsunuz. Sol tarafta yemekhane var.
yemek hanenin arkadaki doğuya bakan tenis kortları, basketbol, uzun koşu gibi alanlar var. Hem bunun dışarıdaki spor alanı yanı sıra içeride kapalı çok amaçlı spor salonu var. Yukarıdan görebiliyorsunuz. Bu sol tarafta gördüğünüz ikinci aşamalı spor sahası salonu ve kapalı yüzme havuz. Blokları bağlayan köprü var. Ortaokuldan ilkokula doğru gidiyoruz. Evet. Ve projede gördüğünüz gibi yukarıdan her zaman doğal ışığı getirmek istiyoruz. Bence koridorlar çok önemli çünkü koridorlarda insanlar sosyal olarak interakt yapıyor ve bilgi değişimi yapıyor. Evet, farklı sınıf tipolojileri göreceğiz. İlkokullar, ortaokullar, liseler. Bu kütüphaneden bir laboratuvar. Ve tekrar koridordayız. Öğretmenlerin toplantı odası yanında dışarıda üstleri için verilen bir teneffüs alanı balkon. Animation çok daha iyi anlattığı için şu anda bunu gösteriyoruz ama bundan sonra gerçek birkaç tanesini göstereceğiz. Evet. Yani farklı binaların hem ayrı, otonomuz şekilde çalışması hem de bir bütün olarak çalışması çok önemli. Bu proje onu amaçlıyordu. Evet. Burada baktığınızda ilkokul, ortaokul, lise. Burası ilkokul avlusu olup burası ortaokul, lise avlusudur. Çünkü farklı yaşların birlikte olması sakıncalı olduğundan böyle bir ayrım yaptık. İlkokul girişi, ortaokul, lise girişi, burada otobüsler duruyor ve buradan giriliyor. Ve arkadan da bu bloklar pahalıdır. Gördüğünüz gibi bu da ikinci aşama. Bu bitince bütün aşamalarla birlikte olan planı göstermek istiyorum. Evet, bu bitmiş bina hali. Bu ise şu anda ilk aşama inşaat edilmiş hali. Şu anda BRT'nin arkasında gidip görebilirsiniz. Program dağılımını göstermiştik. Evet, bu gördüğünüz bir fotoğraf geçen gün çekilen, yani geçen ay çekilen. Gördüğünüz gibi yeşilliği getirmeye çalıştık. Bu blokların arasında avluları ve yeşillendirmeyi, hatta bunu cepheye kadar çıkardık. Giriş, ilkokul girişi ve lise, ortaokul girişi, girişte resepsiyon. Gördüğünüz gibi doğal ışık her zaman var, skylight. Bu çalışırken daha önce de çektiğim dinamizi görebiliyorsunuz. Ve atriumlar var, bu doğal ışığı tüm katlara dağıtabilmek için. Evet, ve bunun yanı sıra son, yani bu COVID Mart ayında yaptığımız yarışma projesini gösteriyorum. Los Angeles County Museum of Art. Tabii Simzer söyledi ama ben İTÜ mimarlık eğitiminden sonra Los Angeles'ta master yaptığım için ve orada çalıştığım için Los Angeles'ı çok iyi biliyorum ve bana çok bonkör bir şehirdi. Orada çok öğrendim, orada kabul aldım. Mezun olur, yani okulda bana gittiğimde UCLA bana bir sömestren sonra burs verdi. Sonra bitirince Frank Gehry'nin ofisine girdim. Yani Los Angeles'a bunu borçluydum diye bu projeyi yapmak istedim. Ne oldu? Wilshire Boulevard diye bir omurga yol bulvar var ki bu downtown, Los Angeles downtown'la plajı, yani Venice Beach, Santa Monica'yı birbirine bağlayan bu şeyin önemli bir
ana yoludur, kaburgasıdır ve bunun üstünde var olan 50'lerde, 60'larda yapılmış Los Angeles County Museum'un gördüğünüz gibi 60'larda ilk olarak ayrı ayrı kütleler olarak yapılmış ve bunların ortasında bir havuzlar, bir araya insanların gelip farklı koleksiyonlara, farklı müze departmanlarına giden bir kamu alanı, meydan vardı ve ne yazık 80'lerde müzenin büyüme isteğiyle bu üç mekanın ortasına ve ana yola böyle bir bina yapıldı ve bu bina yani hiç davetkar olmayıp kesinlikle arkadaki 60'larda yapılan binaları önünü kesti ve yani çok biraz fortification dediğimiz kale gibi bir sağır ve davetkar olmayan bir cephe yarattı ve ne ve bir de neyse yıllar geçti burada tabii ki Los Angeles Times gibi çok önemli bir yani New York Times, Los Angeles Times, The Washington Post bunlar yani Amerika'daki en önemli gazetelerdir ve bunlar daima kültürün, sanatın, şehrin, politikanın nabzını yoklayan ve yönlendiren tabii şeylerdir, kuvvetlerdir ve şey arttıkça toplanılan sanat ve sanat eserleri yeni bir daha çok galeri mekanı istenildi ve bu sebepten dolayı bir Zumtober diye çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz bir mimara bir proje çizdirildi. Yani ama çok kötü bir reaksiyon aldı veya çok büyük bir reaksiyon aldı diyeyim, kötü bir reaksiyon aldı demeyeyim. Çünkü yapılacak yeni tasarımın bir şehir dokusundan kopuk olup aynı anda da daha çok galeri sunmadığı çok büyük bir soru işareti olarak gündeme düştü. Çünkü bildiğiniz gibi bu sanat eserleri bazı patronlar tarafından ödün verilmiştir müzeye halkla paylaşılması için. Ve insanlar dedi ki yani biz bu sanat eserlerini Bodrum'da arşivde beklemesi için vermediğimizden dolayı bu projeyi desteklemiyoruz. Ve böyle bir diskurs ortaya çıktı. Ve bunun ardından işte Los Angeles Times'daki belirli haberciler, entelektüeller, daha önceki yönetici, art küratörleri falan filan buna alternatif olarak fikir yarışması açtılar ki ne olabilirdi? Bir de bilmeniz lazım ki yani Amerika, özellikle Los Angeles, bunlar yeni dünya olduğu için yani 50'lerde, 60'larda, 70'lerde yapılan bir şey çok eskidir. Yani bir İstanbul'daki 1500 senesinde yapılan, 1000 senesinde yapılan projeler gibi değil. Çünkü tarihi çok geriye gitmediği için heritage dediğimiz yani bu anıtlar kuruluna yani ben bu yani benim kritiğim, ben de tabii ki kritik vermek istedim. Bence bu binaların muhafaza edilip tabii ki restore edilip güncellendirilebilir ve onların nasıl güncelleştirilip aynı anda da nasıl daha çok galeri mekanı sunan ve tekrar eskide var olmuş binaları ki ben orada okurken bu binalara çok gittim gerek müzelere, gerek konuşmalara, gerek movie screeninglere bu sebepten dolayı nasıl olabilir diye hayal ettim ve bir öneri yaptım. Ve gördüğünüz gibi buradaki diagramda beyaz binalar var olan binalardır. Sol taraftaki binalar var olan binalardır ve biz düşündük ki nasıl
bunları arka plana koymadan daha 60'larda yapıldığı gibi bir kamu alanı olsun. Ama aynı anda da tabii ki yeni galerileri koyalım. Bu sebeple bir de 80'lerde yapılan kale gibi ve dışa kapalı olan binanın bence kaldırılması gerekirdi. Bu sebepten dolayı onun yerine bu gördüğünüz gibi sağdaki ve soldaki binaları tutup biz aynı oranda olan bu kütleyi alıp zeminden yukarı çektik ve bu üç var olan ve yukarıdaki kütle arasında bir girdap gibi diyelim, bir vortex yarattık ki bu bir sirkülasyon olarak bunların hepsini birbirlerine ulayıp aynı anda da sokaktan geleni de yoldan geleni de alıp farklı seviyelere götüren bir şey yaptık. Bunu hem dışta, yani gördüğünüz gibi bu bir kaldırım gibi sizi dıştan alıp içeriye götürüyor. Bir de kendi içerisinde, gördüğünüz gibi alttan giriyorsunuz, bir de kendi içerisinde, yani double skin dediğimiz iki tarafı çalışan kabuk şeklinde bunu aldık ve böyle bir şey yarattık. Ve daha çok takdim ettiğimiz şeyin var olana iltifat edip aynı anda da orasını artırması ve güncellemesi, aynı anda da contemporary yapmasıydı şeyimiz. Evet, o gördüğünüz vortex girdap burada bizi arkada bütün mekanların açıldığı lobby mekana geliyor. Karşıda screening yapılan bir bina var. Sol tarafta başka bir bina var. O sol tarafta gördüğünüz yeşiller var olan Los Angeles Times Plaza'dır. Ve buradan gerek eskalatörlerle gerek içeriye girip, yani buradan Vortex'in içeriye girip bir atrium gibi çalışan farklı seviyelerdeki bir sanat yürüyüşü gibi promenade, art promenade gibi bir şey yarattık. Şimdi bu önemli nedir? Tabii ki burada çok büyük bir discussion var. Yani mimari arka planda mı durmalı, yoksa müze mimarisi arka planda mı durmalı? Çünkü çok ses yaparsan bütün şeyi yutabiliyor, sanat eserini, veya sadece beyaz kutu gibi generic bir çevrede mi sanat gösterilmesi lazım? Biz burada farklı, burası bir peyzaj gibi görüp, farklı açılar verip, mesela yukarıdaki sergiye bakarken aşağıda ne olduğunu, aşağıdayken yukarıda nereye gidebileceğin gibi daha bütünsel, daha iyi o insanın kendini orient yapacağı bir mekan yarattık. Daha inclusive ve daha toplu. Şimdi tabii ki bildiğiniz gibi Frank Lloyd Wright'ın New York'ta yaptığı Guggenheim ve yani bence o bir tipoloji olarak benim en çok beğendiğim binalardan biridir. Onun izinde giderekten mesela burada bir art walk, bir sanat yürüyüşüne giderken belirli ceplerde gerek heykel gerek resim varken aynı anda da mesela diyelim beraber gittiğiniz biri daha hızlı gidip başka bir katta olabilir ve aynı anda da o oryantasyonu ve communication'ı şey yapabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu gibi sanat mekanlarında bir eventler de yapılabiliyor. Tabii ki bu biz bunu bildiğimiz için projemizde farklı katlarda farklı plan layoutları şeyleri yapmaya çalıştık. Organizasyonlar ve göreceksiniz biraz önce şimdi göstereceğim animation'da nasıl mesela büyük bir heykel varsa belki burada şey yapmak istersiniz. Sergilemek istersiniz veya biraz önce dediğim gibi o beyaz generic kutuda da eğer sanatınızı göstermek isterseniz, küçük minyatür gösteriyorsanız farklı mekanlar yarattık. Mesela bu gördüğünüz generic ve kutu olan. Bu
kutu kutu olup ortadaki atrium'a bakan ve bu da daha çok bu yoldan sizi içeriye alan evet bu kadar şimdilik. Bence prezentasyon bitti. Soru var mı? Evet. Ağzına sağlık. Sevgili orada Safet. Mısın? Buradayız. Duyulmuyor. Sesim geliyor mu? Duyulmuyor. Biz duyuyoruz şu an. Evet. Çok güzel örnekler örnekler sağlık projelerle birbirinden farklı. Şimdi benim birkaç tane sorum var ama ben önceliği tabii ki meslektaşlarımıza vermek istiyorum. Sorusu ben olan bir soru varsa sorayım. Prezentasyon akıcı geçti mi? Bence gayet akıcı. Yani internet problemi oldu mu falan? Biraz ara ara takıldı ama çok değil. Yani okay. ben görüntülerde değil. Görüntülerde takılmadık ama seste bazen biraz oldu ama evet. Anlaşıldı birçok şey anlaşıldı. Okay. Evet. Sorusu olan var mıdır acaba? Müsaadenizle bir sohbet yapmak istiyorum Safet'le. Tunla konuşuyor. Bu tasarımlarında Safet, yerli malzeme veya zorluk çektiğin malzeme veya işçilik oldu mu tatbikatta? Onu öğrenmek istiyorum. Yani her projeye göre değişir. Evet. Ama tabii ki yani nedir biliyor musunuz? Bir malzeme yanı sıra burada uygulayabilecek ler mi? Burada var mı? Bütçesi uygun mu? Yani o malzeme olsa bile burada onu işleyecek adam var mı veya bayan var mı gibi daima o sorular soruluyor. Evet. Ama bütün projelerde evet. Öyle. Buyur. Buyur. Hayır, mal sahipleri bu konuda size free hand verdi mi yani bu konuda? Yani aslında nasıl oluyor? Yani her projeye göre değişiyor. Ama tabii ki başından mal sahip, yani mimarın da bir bence şeydir diyelim, rolünün bir parçasıdır. Mal sahibini, işvereni dahil etmek ve paralel bir şekilde yürümek. Ve o sizin nabzınızı tutarken siz de onun nabzını tutmanız. Aynı anda yani mesela diyelim biz bu student center'de bu yuvarlak bina korten olan ben evet. Aslında orada ilk ahşap kullanmak istiyordum daha sıcak olsun yani ahşapla fair face konkret güzel gider diye ama Kıbrıs'ın sıcağında sıcaktan deforme olacağı için ve öyle bir çok büyük bir risk olacağı için yani beraber diyalog içerisinde alternatif malzemelere baktık mesela. Evet. Veya Necat British College'de Necat grubu kendisi cepheci olduğu için ve cam da olduğu için onu tabii ki göz önüne aldık. Aldıyız, evet. Zahirlerim bu konuda tasarımın yanında seni tebrik ederken mal sahiplerine de bir kredi vermemiz ve onlara da teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bu imkanları size sağladılar ve bu güzel eserleri meydana çıkardın Safet. Kesinlikle bence Tuna abi eğer altını yeterince çizmediysem bu bir takım işidir. Evet. Yani işveren yanı sıra bütün mühendis arkadaşlar, diğer uygulayıcı mimar arkadaşlar bunun yanı sıra
Ben kendi ekibimdeki arkadaşlara da teşekkür etmek isterim. İsmail, Sevilay, Ekin, evet. İzzettin, Ediz, da. Çünkü yani bu sevmek lazım ve devamlı ittirmek lazım, ikna etmek lazım. Onlar tabii ki, onlar da riski alıyor. Çünkü yani çok mimari kültürün gelişmesi için çok daha zahmetsiz ve daha ekonomik çözümler de gidilebilir. Ama insanlar da yani mimari yanısında öyle bir sorumluluk hissediyorlar ki böyle projeleri yapmak istiyorlar. Çok teşekkür ederim Safet. Fazla vaktinizi almayayım. Arkadaşlar da devam etsin. Ben teşekkür ederim Tun abi. Başka sorusu olan var mıdır? Veya yorum yapmak isteyen? Sanırım yok. Sevgili Safet, ben bir şey sormak istiyorum. Lütfen buyurun. Şey merak ettim. Çok değerli projelerin, gerçekten çok başarılı. Tebrik ederim seni. Bu kampüs içerisindeki özellikle üniversitelerde yapılan projeler. Merak ettiğim için soruyorum. Herhangi bir kampüs içerisinde bir yerleşke planı yapılarak karar veriliyor mu? Yoksa yani bir kampüs yerleşkesi, bir master planı var mıdır? Yoksa neye göre, ihtiyaca göre mi? Burada işte yurtlar olsun, bu kısımda şurayı alalım, spor merkezi olsun. Nasıl gelişiyor? Nasıl karar veriyorsunuz? Hangi fonksiyonu, hangi binayı nereye yerleştiriyorsunuz? Şimdi mesela Necat British'te gördüğün gibi aslında biz şey yaptık. Yani o bir bina gibidir ama aynı anda bir kampüs gibidir ve master plan yaptık ve aşamalarını yaptık. Onu göstermiştim. Çünkü sonradan düşünme olmuyor. Çünkü bina bir makine gibidir ve her şeyin bir bütün olarak çalışması lazım. UKÜ'de bir master plan çalışması var. Evet. Ve buna göre de yapıyoruz. Aynı anda da bu master planlar canlı bir şeydir. Çünkü insanlar önceden okulun ne kadar rağbet göreceğini ve hangi departmanların ne kadar büyüyeceğini bilemiyorlar. Mesela şimdi gösteremedim. Bir Philadelphia'da bir proje yaptım ama daha onun sonucu çıkmadığı için gösteremiyorum. Bazı projeler confidential'dır. Mesela hiç bilinmeyen bir multimedya departmanı çıktı. Anladın mı? Ve insanlar işte bu Instagram'lar, Facebook'lar falan filan. Yani böyle bir şey yoktu 5 sene önce. Ve en hızlı büyüyen departman. Yani demek istediğim, evet yani burada accommodation yani yurtlar olacak burada. Yönet administration olacak, burada sınıflar olacak diye belirli bir leke vardır. Ama bunlar tabii ki fluctuate oluyor. Yani bunlar büyülüp küçülebiliyor ve daha flexible şekilde canlı tutuluyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım yardımcı cevabını aldın. Aldım. Sevgili hocam, Kozan hocam, bir şeyler eklemek ister misiniz son olarak? Evet, ben de sevgili Safet'e çok teşekkür ediyorum. Dünkü söyleşiyle bugünkü söyleşinin aslında çok büyük bir ara kesiti dikkatimi çekti. Ben de onu paylaşmak isterdim sizlerle. Dün Nurbin Paker ve Hüseyin Kahvecioğlu. İkisi de benim hocamdır. Kahvecioğlu'nu, evet. Öyle mi? Evet. Onların sunumunda ve senin sunumunda dikkatimi çeken hafızanın hep korunması, kentsel hafızayı bir şekilde hayatta tutmak, yaşatmak. O da benzer şeyleri söyledi. Bence bu iki günün en önemli özeti bu oldu.
Çok etkileyiciydi sizin de sunumunuz. Ve belli ki bunu Los Angeles'ta yaşayanlar da takdir etmişler. Gerçekten çok keyif aldım ben kendi adıma. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum. Bu sosyal korunma müsait olduğu zaman Saffet'i guide tur yapsın bize bu binalarda. Onu bir yönetim kurulu olarak bir düşünün. Bunu biraz konuştuk aslında Saffet'le. Öyle mi? Evet. Tam üstüne binalar fotoğraflarda daha güzel görünür. Öyle mi? Evet. Bu insanlar... pandemi rahatlasın. Öyle projelerimiz var. Evet. Sanırım Devrim Hoca söz istiyor. Hocam buyurun. Merhabalar, teşekkürler. Sunumun son slaytlarına yetişebildim maalesef. Başka bir seminerimiz vardı katılmak zorunda olduğumuz. Teşekkürler, yine de çok keyifliydi. Simzer'in sorduğu soruya kısmen yanıt vermek için söz aldım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin bir master planı var. Hatta epey eskiden yapılmış ve bildiğim kadarıyla Alman kökenli bir takım tasarımcılarla birlikte çalışılarak yapılmış. Fakat ondan sonra benim çalıştığım dönemde bir de sevgili Atilla Yücel hocamızın katkılarıyla bir takım yenilenmeler yapılmıştı bu master plan üzerinde. Nasıl sonuçlandı tam olarak bilmiyorum. Hocamızın da daha sonra sağlıkla ilgili problemleri olduğu için nasıl sonuçlandığını bilmiyorum ama Saffet Bey'in söylediğine katılıyorum. Bu master planlar yaşandıkça değişiyor. Dolayısıyla da bir takım yenilenmeler yapılmak zorunda üzerine. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi bu konuda bence bir hassasiyet göstermiş bu süreç boyunca. Tabii tartışılabilir yani başarılı başarılı işte az ya da çok gelişmiş şeklinde. Fakat dünkü sunumda da şöyle demişti hocalarımız yani yerleşke kelimesinden çok yerleşim olarak görülmesi lazım üniversite eğitim yapılarının bulunduğu yerlerin. Ve kentle ilişkilerinin de kurulması düşünülmesi lazım mutlaka yeni yapılaşmalarda diye bir uyarı vardı ya da bir odaklanma noktası vardı öyle diyelim. Bu konuda ben Kıbrıs'ta başarıya ulaşmış bir yerleşke olduğunu pek düşünmüyorum. Güzellikleri var, çabalar var. İşte gelişmeler var ama kentle bütünleşme anlamında hassasiyetin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda Saffet Bey'in düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Yani aslında bu yani bak ben bilmiyorum Attila Yücel Bey'den sonra benim bildiğim bir de Londra'dan Arup bir master plan çalışması yaptı. Onu biliyorum ben. Yani bilmiyorum belki biraz daha açmanız lazım. Yerleşimle yerleşke arasındaki farkı benim için. Şöyle yani hem üniversitenin içindeki öğrencilerin kentle etkileşiminin daha fazla olduğu hem de o kentte yaşayan öğrenci olmayan da olabilir. İnsanların bu eğitim yapılarından ve eğitim yapıları arasında yaratılan kamusal alanlardan faydalanmasının daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu şekilde algıladım dünkü sunumdan sonra. Dediğiniz doğrudur ama bence bu şeye de bakar. Yani yanlış anlamadıysam yani kampüsün, yerleşkenin nerede olduğuna da bakar. Çünkü diyelim UKÜ, Lefkoşa'nın çok daha
yakınında bir yerde olsaydı, yani merkezin yakınında bir yerde olsaydı çok daha rağbet görebilirdi. Yani kullanma açısından. Mesela ben cime oraya gidiyordum. Ama anladınız mı? Biraz eğer şeyde yaşarsanız diyelim, surun yakınında yaşarsanız biraz şey oluyor, uzakta oluyor. Ama şehir büyüdükçe, ki o tarafa doğru büyüyor, bence daha çok kullanılacaktır. Mesela başka projelerimiz de var şu anda UKÜ'de göstermediğim. Mesela bir açık hava tiyatrosu tasarlıyoruz. Sadece uygulanmış projeleri gösterdim farkındaysanız LAKMA dışında. Ve mesela orada konserler olacak. Gece sineması olacak. Projection'lar olacak. Konserler olacak falan. Ve mesela böyle faaliyetler, yani bina yanı sıra bence takdim edilecek faaliyetlerdir insanları çekecek olan. Onun için yani biliyorum galiba UKÜ'de mesela konserler olmuştu, dışarıdan gelenler olmuştu veya belirli ülkelerin yani mesela geceleri veya fuarları yapılıyor, işte Lübnan gecesi falan filan. Yani öyle şeyler veya lecture'lere insanlar geliyor sanırım, ama bence mimari yanı sıra bu yerleşkeye dış, yani öğrenci dışındaki o şehirde yaşayanları besleme veya ilgisini duyan programları koyma herhalde şeydir, esas anahtar çözümdür, değil mi? Yani bu tabii ki önemli, lokasyon tabii ki önemli ve sizin söylediğiniz yani örnekte UKÜ örneğinde ya da başka, yani şimdi isim de vermek belki doğru olmuyor ama tabii bunların sahiplerinin sahip olduğu varlıklara göre belirleniyor yerleri. Yani bunu daha üst bir makam, üniversite nasıl, nerede olmalı ya da üniversitenin gelişimi nereye doğru olmalı ki kent daha faydalansın bundan diye düşünen bir otorite yok. Ama bir de kent büyüyeceğinden dolayı, yani bence 3-5 seneye orada, yani üniversitede bir katalist olarak etrafında şey yapacak, oradaki yerleşimi artıracak gibi geliyor. Öyle olacaktır tabii ki, mutlaka. Umarım kampüsde işte şeyler olmasın, giriş çıkışları belirleyen kulübeler olmaz. Üniversitelerin etrafında çipler, işte teller, kameralar, giriş çıkışların kontrolü falan filan olmaz da doğallık içerisinde bir entegrasyon olur. Ben o şekilde bitireyim sorumu. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Başka eklemek isteyen, yorum yapmak isteyen, soru sormak isteyen var mı? Sanırım yok. Evet, webinarımızı sonlandırabiliriz. Sevgili Saffet, yine tekrardan teşekkür ederiz. Kattıkların için, bizi kırmadığın için. O da her zaman katılıyorsun. İleriki zamanlarda inşallah.